Karantina günlerini haberleri izleyerek, bir şeyler okuyarak, dinlenerek geçiriyoruz. Pandemi hepimizi çarptı. Bu konuda gerçekten hassasiyetimiz süreleri de kısaltacak. İnşallah bir an önce ofislerimize tüm hızıyla geri döneriz. Her şey yolunda, bir sıkıntı yok. Sizler nasılsınız? Biz süperiz, heyecanla seni bekliyorduk. Özellikle tip 1 diyabetli bireyler olarak, ben kendi adıma da söyleyeyim, 31 yıllık tip 1 diyabetli olarak. Şimdi zamanımızı uygun ve senden çok faydalanmak adına, bunu tırnak içinde iyi yönde söylüyorum, ve soruları olacak arkadaşlarımın adına, bireyler adına, hemen soruma geçmek istiyorum. Dün biz bir canlı yayın yaptık. Nimet Egeli Butan, Sayın Nimet Hanım'la birlikte. Orada bir şey dikkatimi çekti benim. Soruya öyle başlamak istiyorum seninle sohbetimize. Dedi ki ben karbonhidrat yemekten nefret ediyorum. İstemiyorum ama yani çok az da olsa 15 gram karbonhidrat alıyorum. Yani yemesem yemeyebilirim ama yemiş olmak için de yiyorum gibi bir şeyler ifade etti. Bu karbonhidrat konusu gerçekten bizim gibi tip 1 diyabetler için çok önemli. Nimet Hanım'ın bu serzenişi doğru mudur ya da bugüne kadar bize işte Amerikan Diyabet Birliği'nin de söylediği, hayır günde en azından %50-%60 karbonhidrat yiyeceksin sen. Hem diyabetli olmuşuz ya da olmamışız fark etmez. Bunlar nasıl gerçekten bir bilgilendirir misin? Artık bir doğruyu net bilelim. Gamzeciğim şunu söyleyebilirim. Bizim okuduğumuz bir takım kılavuzlar var. American Diabetic Association, Amerikan Diyabet Birliği. Evet, %50-%60 karbonhidratları, hatta bir kişinin alması gereken minimum karbonhidrat miktarının 130 gram olmasını özellikle belirtiyor. Bunlar kılavuzlarda yazıyor. Ama şöyle söyleyebiliriz. Bir sporcu düşünelim. Süper spor yapıyor, inanılmaz derecede aktif. Bir de evde sedatif, yani özellikle böyle hareketi çok kısıtlı, sadece rutin işlerini yapan bir insanı düşünelim. Şimdi bu iki insanı karşılaştırdığımızda 130 gram karbonhidratı herkes için güncellemek ne kadar doğru? Bizim için her zaman soru işareti. Bizim insülin diye bir hormonumuz var. Sizin de dışarıdan yaptığınız aslında kendinize bir hormon. Şimdi insülin hormonu analog bir hormon, yani yağ depola emri veren bir hormon ve bunlar karbonhidrat yediğimizde insülin yapmanız gerekiyor. Bizim de insülin salınımımız artıyor, pankreasın ürettiği bir insülin hormonu, yağ depola emri veren bir hormon fazlası özellikle. Şimdi kan şekerimizi yükselten bir şeyler yediğimizde, meyve tabakları, ekmek grupları, tatlı, şeker gibi karbonhidrat kaynaklarını yediğimizde insüline ihtiyaç duyarız. Çok insülin, çok karbonhidrat. Bunlar hep birbirine paralel çalışırlar. Ne kadar karbonhidrat alırsak o kadar insülin yapmanız gerekiyor. İnsülin salgılar bizim de vücudumuz. Şimdi bir süre sonra insülin hormonuna karşı duyarsızlık başlıyor damarlarda. Karbonhidratları yediğimizde pankreasımız insülin salgıladı. İnsülin hormonu şunu yapar. Damardaki glikozu, şekeri tutar, beyne, böbreğe, karaciğere verir ve hücrelerimiz onu enerjiye, ATP'ye çevirirler. Biz ne yaparız? Oh, yemek yedik, çok iyi geldi deriz mesela. Artık hücrelerimizde glikoz geçmiştir ve onlar enerjiye çevrilmişlerdir. Bunu yapan insülin hormonu hücreye glikoz girişini sağlar. Ama artık o kadar çok karbonhidrat yediğimizde, çok fazla ekmek grupları, tatlı şeker grupları, meyve tabaklarını ya da alkol tüketimini artırdığımızda bir süre sonra artık hücreler o kadar çok glikoz almaya başlamışlardır ki kendini bir süre sonra kontrol etmek için hücre insüline karşı bir direnç geliştirir. Buna biz zaten insülin direnci diyoruz. Yani bir insülin, bir şekeri hücreye sokarken artık 5 insülin, 10 insülin, 100 insülin bir glikozu, yani şekeri hücreye sokmaya başlar.
Artık bu denge bozulduğunda zaten bu olay insülin direncidir. Yani insülin direnci çok fazla abartılı meyve tabakları, abartılı tatlı şeker grupları, abartılı ekmek grupları yediğinizde ortaya çıkan bir ne yazık ki bir sorun. Ve hala devam etmediğimizde pankreasımız artık o kadar çok insülin salgılıyordur ki sağlıklı bireylerde artık bir süre sonra pankreas insülin üretmemeye başlar çok yorulduğu için. Ve insülin salınımını azaltmaya başladığında da artık tanı tip 2 diyabet oluyor. Yani yanlış beslenmeden dolayı oluşan bir hastalık gerçekten. Tip 2 diyabet artık hastalıktan da çıktı, sendrom gibi ve şu an biz insülin direncine tip 2 diyabeti artık yani Alzheimer'dan tutalım, bağırsak enfeksiyonlarından tutalım, kalp damar hastalıklarından tutalım, birçok hastalığında beraberinde getirdiği bir sendrom diyoruz. Ben kendi hastalarımda özellikle zayıflama diyetleri, sağlıklı bireyler ya da bir onkoloji hastasına yaklaşırken kesinlikle adamın dediği 130 gram karbonhidratları önermiyorum. Çünkü biz aktif spor yapan insanlar değiliz Türk milleti olarak. Yürüdüğümüz 5000-10000 adım var. Biz ne yazık ki 130 gram karbonhidratlara çekmiyor. Evet, günlük almamız gereken karbonhidrat şudur dediğimiz bir cümle söyleyemem ama ben kendi vücudumdan örnek vereyim. Benim vücudum 50 gram 60 gram karbonhidratlarla dün Nimet Hanım'ın da dediği gibi yani 60 gram bir karbonhidrat normal bir kilodaki bir insan için yeterli geliyor. Zaten insan 60 gram karbonhidrat aldığında da kilo vermediğini, kilosunun düşmediğini, güçten düşmediğini çok rahat hissediyor. Peki Gizem, kilo verme diyetlerinde nasıl? Uzun soluklu karbonhidrattan kısıtlı diyetler bizim vücudumuzu akut bir strese sokuyor. Yani az besleniyorum stresine sokuyor. Bu da bizim istemediğimiz bir durum. O yüzden zaman zaman haftada 1-2 kere, 3-4 kere düşük karbonhidratlı diyetler ama diğer günlerde karbonhidratı bir miktar daha artırarak uyguladığımız diyetlerle şok diyet gibi değil, düşük karbonhidratlı diyet. Ketojenik diyet ve düşük karbonhidratlı diyet de birbirinden farklı. Onu daha sonra konuşuruz ama zaman zaman karbonhidratı aşağıya çekerek 20-30 gramlara, işte 40 gramlara, zaman zaman artırarak 60-80 gramlara. Belki ben kendi hastalarıma da söylüyorum. Bir gün canınız ne istiyorsa yiyebilirsiniz. Çünkü bizim canımız hiçbir zaman bir şeyler istediğinde, acıktığında, duygusal açlık durumlarında fıstığa gitmiyor ellerimiz. Hep daha kektir, börektir, işte çikolatadır, bisküvidir, karbonhidrat grubuna gidiyor. Otomatikman zaten serbest yaptığımız günlerde karbonhidratı biz artırmış oluyoruz. Yani vücudumuzu karbonhidrattan kısıtlı diyet yapacağım gibi şoka sokarak da değil ama dönemsel azaltarak. Çünkü karbonhidratlar belli bir miktarın üzerine çıktığında yağ depolamak ne yazık ki kaçınılmaz bir sonuç alıyor. Evet, burada senin dediğin konuya ben evet, şu şekilde hareketsiz yaşam dedin Türk milleti. Evet, doğru. İstisnalar kaideyi bozmaz. Şimdi günümüzde artık tip 2 diyabet küçük yaşlarda, işte 9-10 yaşında bireylerin tip 2 diyabet olduğunu görüyoruz. Bunun tek şeyi hareketsizlik. Maalesef ellerinde cep telefonu, tabletler, evde tıkılıp kalmak. Ben 76 modelim diyeyim. 45'e girdim. 45-44 arasıyım. Daha 45 kabullenemedim. Benim zamanımda biz sokakta çamurla oynardık. Arabanın tekerlekleriyle, tekerleklerini böyle elimizde koştur çevirirdik, yani koştururduk. Bizde öyle bir şey yoktu. Evet, yaşam tarzı değişikliği maalesef her şeyi terse döndürdü. Bunu da biz terse döndürebiliriz. Hareketimizi arttırdığımız zaman tip 2 diyabette, obezite konusu da atlatmış oluruz. Zaten bu büyük bir sorun. Sağlık Bakanlığı da bunu kamu spotlarında belli ediyor. Teşekkür ederim. Ve bir de peki buradan yine Ada'nın söylediği tip 1 diyabet kapsamında soruyorum. Tabii ki bunu tipik diyabet olmayan bireyler için de sorabilirim aynı şeyi çünkü. 3 ana
3 ara öğün şart mıdır yahu? Şart mıdır yani? Kesinlikle şart değildir. Öğün sayısını açlık belirler. Artık bu cümleyi çok rahat kurabiliriz. Şimdi hepimiz evlerdeyiz. 3 ana 3 ara öğünler yapmak ne kadar doğru bizim için? Zaten otomatikman hepimiz yağlanmaya başladık, kilo almaya da başladık. Özellikle Neşe Hanım'ın bir sorusu vardı, onu hemen cevaplayayım. Çocuklar için hani 80 gram 60 gram bir karbonhidrat dilimi belirlemek zorunda mıyız gibi, ya da bunun bir miktarı var mı, cevabını söyleyeyim. Şimdi eğer çocukta herhangi bir şekilde kilo ile ilgili bir sıkıntı yoksa, büyüme gelişme dönemindeyse, aktif hareketini yapıyorsa, evet çok rahatlıkla 80 gram, 100 gram, 120 gram, yani çocuğun yağlanmayacağı ölçüdeki doğru karbonhidratları. Bu bizim için önemli. Şimdi bir tane örnek veriyorum. Orta boy elmadan aldığımız karbonhidrat 15 gram karbonhidrat. Ya da işte bir parça çikolata 15 gram karbonhidrat diyelim. Şimdi çikolatadan gelen karbonhidrat kalitesiyle meyveden gelen karbonhidrat kalitesi çok farklı. O yüzden karbonhidrat sayımı yaparken karbonhidratların özellikle içeriği bizim için önemli. Büyüme gelişme dönemi çocuklarında da karbonhidrat miktarından çok karbonhidrat içeriğine bakarsak daha iyi olur. Yoksa bununla ilgili bir sayı limit belirlemeye gerçekten gerek yok. Şimdi sana hemen döndüğümde çok küçük tekrar hatırlatabilir misin sorunu? 3 ana öğün, 3 ara öğün tip 1 diyabetler için, tırnak içinde. Ve hı hı. Ayrıca da tabii diyabetli olmayanlar için de söyleniyor ama ben kendi olarak soruyorum tip 1 diyabet için. 3 ana öğün, 3 ara öğün şart mı? Ben yiyemiyorum mesela. Daha sonra sana bunu da soracağım. Tek öğün meselesine geleceğim, seni sıkıştıracağım. Biraz farklı bir diyetisyensin, onu da soracağım. Yapacak kaçacak yolun da yok. Bunu sormuştum yani, neden? Hala neden? Çocuk yiyemiyorsa, kusacak derecedeyse artık. Atıyorum mesela sabah 5 dilim, öğlen 6 dilim, akşam 8 dilim. Verilen diyetler görüyorum ben gençlere. Gamzeciğim, 3 ana öğün, 3 ara öğün zorunluluğu artık bizim uyguladığımız bir sistem değil. Aslında bunun çıkış noktası 2016'da gelen bir Nobel ödülüydü. 2016'nın sonlarında Yoshinori Ohsumi denilen bir hücre biyoloğu aralıklı beslenmeyle, yani tam doy, olabildiğine uzun ara bırak sistemiyle Nobel ödülü aldı. Açlıkta vücuttaki kanserli hücrelerin, hastalık markerlarının nasıl yok olduğunu ispatladı. Özellikle evet, oruç en büyük detoks diyoruz ama bu bizim bildiğimiz tıbbi oruçla dini oruç birazcık birbirinden farklı. Hiçbir enerji almadan, işte su içerek, çay içerek, bitki çayları içerek, sade soda gibi enerji kullanmadan içtiğimiz içeceklerle yaptığımız bir oruç aslında tıbbi oruç. Şimdi şöyle, yemek yedik, ağzımızı kapattık. Ortalama her insan için bizim karaciğerimizin bir şeker deposu var. Biz buna glikojen depo deriz. Şimdi biz hiçbir şey yemediğimizde, kahvaltı ya da yemek sonrasında karaciğerimiz yavaş yavaş kana, kan şekeri dengesini sağlamak için biraz biraz glikojeni glikoza çevirerek glikoz gönderir. Ve kan şekeri dengemiz ilk 5 saat zaten bizim karaciğerimiz karşılıyor. 5 saat bittikten sonra, bu bazı insanlarda 5, 8, 10, 12 saatleri bile bulabiliyor. Ama biz ortalama bunu 5 saat kabul ederiz. 5 saat bittikten sonra artık vücutta karaciğerin glikojen deposu bitmiştir. Artık karaciğer enerjiyi sağlayamıyordur deposu bittiği için. O zaman ikinci bir enerji kaynağına ihtiyacımız var. İşte burada da yağ yakımı dediğimiz olay, artık hipofizden emir gelir, artık ikinci enerji kaynağı olarak yağları yıkmaya başlayabiliriz. Yani yağlar vücudumuzda 5. saat açlıktan sonra zaten metabolik olarak devreye girerler. Bizim de amacımız 2 öğün 3 öğünden ziyade tam doy ve en azından bir 5 saat ara bırak diyoruz. Neden? Karaciğerimizin glikojen depolarını bitirip artık olayı yağ yakma sürecine taşımak için.
Şimdi güzel bir kahvaltı yaptığını düşün ya da bir akşam yemeği yediğini düşün. Etini yedin, balığın ya da peynirli omletini yedin. Sen de bir tip 1 diyabetli olarak bunu söyleyebilirsin. Zaten insan bir 5 saat, 6 saat bir acıkmıyor. Yani vücudunun enerjiye ihtiyacı yok çünkü. Tam doydu ve karaciğerin şeker deposunu doldurdu ve zaten kan şekeri dengemizi karaciğer karşıladı. Artık ne oluyor? 5., 6., 7. saatlerde biraz karnımız acıkıyor demeye başlıyoruz. Çünkü bu vücudumuzun aynı zamanda metabolik bir tepkisi. Tip 1 diyabette özellikle şöyle sorular gelebiliyor. Bu oruç sistemi bizde zorunlu mu? Hayır, kesinlikle zorunlu değil. Metabolik hastalıklarda ya da işte karaciğer rahatsızlıklarında, tip 1 diyabette, gebelerde, emziklikte tabii ki zorunlu değil. Hiçbirimiz için zorunlu değil. Ama vücudunuzun iç sesini dinleyin diyorum ben. Yani gerçekten gurulduyor mu karnımız? Guruldamadan yemek yeme diye bizim bir sloganımız var. Çünkü guruldama, mide guruldaması artık fizyolojik açlığın, mide tamamen boşaldı. Artık bir şeyler yiyebilirsin sürecine sokuyor vücudu. Şimdi peki ben 2 saat sonra acıkıyorum dediğimiz durumlarda, şimdi 2 saatte açlık varsa, kişi sürekli bir şeyler yeme, atıştırmalıklar yapma gereksinimi duyuyorsa, ben hemen şunu söylüyorum: lütfen bir önceki öğüne geri dönün. Ne yediniz? Kesinlikle kötü bir karbonhidrat vardır orada. Ya işte beyaz ekmek grubu, ya atıyorum işte çok tüketilen reçeldir, baldır, 2-3 porsiyon meyve tabaklarıdır ya da yapılan smoothie'ler, meyve ağırlıklı smoothie'ler. Bunlar artık kan şekerimizi çok hızlı yükseltmiştir ve çok hızlı düşürmüştür. Düştüğünde biz bir daha açlık hissederiz. Yani o 5 saatlik süreyi vücut bitirmeden şekerini bir anda yükseltiyor, bir anda düşürüyor. Düştüğünde bu sefer 2-3 saat sonra biz karnım zil çalıyor, çok açlık hissediyorum, canımın karbonata ihtiyacı var gibi stres durumlarına giriyoruz. Ama kişi doğru karbonhidratları abartılı olmadan öğünde tüketiyorsa, yani atıyorum artık bir porsiyon meyve yemişse ikinciyi yemesine gerek yok. Bu spor yapan bireyler vesaire ayırıyorum. Ya da işte bir dilim ekmeğini yemişse artık yanında reçel yemesine gerek yok. Bu basit karbonhidratlar, dikkat edin, güzel bir pazar kahvaltısı sonrasında 1-2 saat sonra hangi tatlıyı yesek, dolabı açıp bir meyve yeme gereksinimi hissederiz. Çünkü yanlış karbonhidrat alınmıştır. Ya çok ekmek grupları, tatlı şeker grupları, fazla meyve tabakları alınmıştır. Kan şekeri çok hızlı yükselmiştir. Akabinde çok hızlı düşmüştür. Karaciğerimizin şeker deposunu artık biz hiç dinlemeden 2-3 saat sonra bir daha yeme gereksinimi hissederiz. Bir daha yeriz, bir daha şeker yükseltiriz, bir daha düşürürüz. Bu yoğun zikzaklıklardan dolayı artık sürekli pankreas insülin üretir ya da siz sürekli karbonata ihtiyaç duyarsınız, insülin yapma gereksinimi hissederiz. Çok insülin vücutta, artık fazla şeker var ve yağ depolu emri kaçınılmaza yine bizi bu durumda da sokar. Bazen zaman zaman biz de evlerdeyiz. Bazen ben kendi adıma söyleyeyim, tek öğün, bazen iki öğün yapıyorum. Doğru karbonhidratları tükettiğim için de karnım acıkmıyor. Sen de öylesindir diye tahmin ediyorum. Bunun en güzel örneklerinden biri de sensin. Ya evet, şimdi ben bu soruyu kafamda sen anlatırken dolaştırdım. Önceden ben böyle değildim. 3 ana öğün, 3 ara öğünle besleniyordum. Yani dile kolay 31 yıl. Çünkü hep bu empoze edildi, bu söylendi. Yani öğün saatim, iğne saatim geldi diye yemek yerdim. Alternatif yok. Aç mıyım, tok muyuma bakmazdım. Ara öğün saatim geldi, ara öğünü almalıyım. Ha, o zaman ara öğünde şekerine bak, yüksekse ara öğün alma gibi bir şey yoktu. Bunu çocukken yaptığında da, aa, elleme, sen büyüme gelişme çağındasın, bu çocuk büyüyecek, buna ihtiyacı var. Neymiş efendim? Çorbası, köftesi, makarnası, yoğurdu, meyvesi, 6 dilim ekmeği. Benim buna ihtiyacım varmış. Her neyse, ben büyüdüm, filmler izledim, öğrendim, okudum. Sonra bir diyetisyen arkadaşa rast geldim. Bunu özellikle söyleyeyim. Adı Gizem'miş.
Neyse konuştular falan, gittim dedim ki ben 68,5 kiloya geldim. 3 ana öğün, ara öğün hak getire. Yani bir sıkıntı var ve ben tip 1 diyabetliyim. Bana şunu söylemişti. Bir 2 öğün deneme hiç denedin mi? 2 öğün yemek. Dedim ki dalga geçiyorsun herhalde, ben tip 1 diyabetliyim mi? 2 öğün de ne demek? Kesinlikle reddetmiştim. Çünkü yemek hoşuma gidiyor. Yani dediğin gibi insülin veriyorsun ekstra durumlarda da, her neyse. Ondan sonra ya dedim boş ver, bu böyle olmayacak. Her şey ters alt olmayacak. Yani kilo artışı, insülin dozlarımın artışı. Neyse ben Gizem Hanım'a bir daha gittim. Tamam dedim. İki öğün deneyelim. Anacığım iki öğün denedik. İlk başlarda zorlandım. Zorlanmadım diyemem. Çünkü böyle ağzım sürekli bir şey yemek istiyor. Şekere bakıyorum bilmem ne falan. Ya abartmıyorum. Bir hafta sonra iki öğün alıştım. Bir hafta. Şimdi sorularımı soracağım bu anlatımdan sonra. Bir hafta sonra iki öğün alıştım. Aradan 3 ay ya da 4 ay geçti. Yaklaşık 8 kilo verdim. 60'lara düştüm düzenli bir şekilde. Ben tabii Gizem Hanım'a bu arada gidip geliyorum. Ondan sonra 55 kilolara düştüm. 55 kiloya düştüğümde tek öğündüm. Kendime inanamıyordum. Şimdi bunu bahsediyorum insanlara. Sen şaka mısın? Öğün atlayamayız. 3 ana 3 öğün. Sen nasıl tek öğün besliyorsun? Sen tip 1 diyabetlisin. Hipoglisemiye gelmiyor musun? Şimdi soru 1. Sen beni bu hale nasıl getirdin? Nasıl yaptık bu işi? Ve ben çok memnunum. Herkese de öneriyorum. Israrla öneriyorum. Gerçekten kilo, fit olma, özgüven, şeker regülasyonu, yani şekerinizin düzenli gitmesi, hepsi var. Paketli gıdadan uzak durma, ne bileyim tatlandırıcılardan uzak durma, işte asitli içeceklerden hiç içmiyorum diyemem. Ama çok çok azalttığımı söyleyebilirim. Ayranı milli içki olarak kabul etme, daha önceden kolayken bu. Müthiş bir değişiklik. Sen bunu nasıl başardın yahu? Bir anlatsana. Gamzeciğim, ilk seninle tanıştığımda yemek yemeyip paketli gıdalarla besleniyordum. Yani az önceki söylediğimiz mantık, yanlış karbonhidratı tükettiğin için sürekli zikzaklı bir kan şekeriyle geziyordun aslında. Biz ne yaptık? Öğünleri şöyle bir sil süpür yaptık. Karbonhidrat kaynaklarını, yanlışları çıkarttık. Doğruları da ilk başta hatta çıkarttık. İlk önce bir kan şekeri stabilizasyonu, yani kan şekerini bir dengede tutmak için karbonhidratları indirip kaliteli bitkisel yağlar, bu çok önemli. Çok protein değil, çok güzel kaliteli bitkisel yağlar var. Cevizi, fındığı, bademi hatırlıyorum. Sen avuçlarda fındık yediğin dönemde yapıyorsun. Fındığı, bademi, cevizi. Çünkü bunlar kan şekerimizi yükseltmeyenler. Kan şekerimizi bir şey yükseltmiyorsa akabinde düşürmez. Yani bu ayna görevidir. Yükseltir ve düşürür muhabbeti. Ne yaptık senin kahvaltında? Ekmekleri de bir çıkardık. Yumurtanı, peynirini, zeytinini, cevizini, fındığını, bademini, bol yeşilini, domatesini, biberini koyduk. Ne oldu? Kan şekerini yükseltmeden, tabii sen gene açlık kan şekerlerine baktın. O kan şekerine göre tabii ki yemek yiyorsun ama normal bir kan şekerinde oturduysan karbonhidrat vermedik. Ve o zikzaklıkları aslında düzeltmeye başladık. Arada acıktığında meyve vermedik. Ne yaptık? Fındık, badem verdik. İşte yemeğinin yanında pilavını, makarnanı kestik. Doymadın mı Gamze? 2 tabak zeytinyağlı yemek ye dedik. Doymadın mı? Akşam film izlerken çekirdek ye dedik. Fındık, badem ye dedik. Gece mi acıktın? Zeytin ye dedik gibi. Kaliteli bitkisel yağları, doğru hayvansal proteinleri yerine koyup karbonhidratları keserek başladık. Sonra senin artık kilo verimini istemediğimiz için, çünkü çok güzel kilo verdin, artık vücudunun istediği karbonhidratları. Şimdi ben bunu hep söylüyorum ama evet, meyve tabakları, ekmek grupları, tatlı şeker grupları bizim çok fazla istemediğimiz, ama bir yoğurt ayranın karbonhidrat kaynağı olduğunu, bir kuru bakliyatların, nohutun, fasulyenin, barbunyanın bir karbonhidrat kaynağı olduğunu,
çorbaların karbonat grubu olduğunu unutmamalıyız dedik. Yani senin artık yemekten sonra ağzına atacağın çikolata yerine oraya bir kase yoğurt ekledik. Yani protein içeren karbonhidratları ekledik. Protein içeren karbonhidratlarda işte Gamze'cim dedim, nohut yemeğinin yanında yoğurt işte yemezsen daha iyi olur. Ya çorba, ya bakliyat, ya yoğurttan bir tanesini seç dedik. Sonra bunu iyice uzattık. Ya çorba, ya bakliyat, ya yoğurt, ya bir porsiyon meyveden bir tanesini seç dedik. Yani ne yaptık? Karbonhidrat saymaya başladık. Sen artık vücudunun karbonhidrat miktarlarını az çok öğrendim. Dönemsel bazen almadığını görüyorum. Dönemsel o gün çok yürüdüğümüzde ya da aktif işte basketbol oynadığında 50-60 bazen 100-150 gramlara çıktığını görüyorum ama bunun bir sayısı yok. Tamamen senin o gün aktif yaşamına göre, bazen de hepimiz için geçerli. Hiçbirimiz robot değiliz. O gün süper beslenme devam ederken bazen sevdiğimiz insanlarla çok abartılı karbonhidratlar da alabiliyoruz. Ama ertesi gün tekrardan normal düzenimize geri dönmek kaydıyla. Karbonhidrat evet. Dengesi. Evet, süper. Bir soru daha. Az önce anlattın işte gece karaciğerden çıkan glikoz, ondan sonra işte böbrekten salgılanan kortizol hormonuyla sabaha karşı şekerlerimiz yüksek çıkıyor aslında. Hadi sabah kahvaltı atlasak ne olur? Diyabetli olarak, tip 1 diyabetli olarak söylüyorum. Kahvaltı atlayalım. Ne olur? Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Zaten sabah kortizolları yüksekken, vücudumuzun kan şekerimiz yüksekken kahvaltı yapma zorunluluğu gibi şöyle. Şimdi burada çok taşlanacağım muhtemelen. Kahvaltı yapma zorunluluğu ya da yapmama zorunluluğu gibi bir şey yok. Ama ortalama sabah saat 10'a kadar, şu dönemden bahsediyorum, okul döneminden bahsetmiyorum. Sabah saat 10'a kadar zaten bizim kortizol... Ben Gizem'in konuşmasını bölmek istemedim ama sanırım şu anda var. Ben tekrar... Bir bakayım Gizem eğer gönderdiğinde. Evet. Görüntüle. Bakalım becerebilecek miyim yine. Evet. Evet. Duyuyor musun şu an? Duyuyorum, çok rahat duyuyorum. Tamam, şöyle bir toparlarsak son soruyu, anlattıklarını. Şöyle söyleyebiliriz. Sabah kahvaltı yapma zorunluluğu ya da yapmama zorunluluğu gibi bir şey söz konusu değil. Şu an hepimiz evlerdeyiz. Geç kahvaltı yapmamızda hiçbir sıkıntı yok. Tip 1 diyabetler için de kan şekeri normalse bir bireyin sabah 8'de kahvaltı yapıp yatmak kadar saçma bir mantık yok. Geç kahvaltı, şekerler normalse saat 10'da 11'de güzel aile kahvaltıları yapılmasında hiçbir sıkıntı yok. Öğün sayısını açlık belirler. Ne tek ana öğün, ne iki ana öğün, ne üç ana öğün zorunlu ama her zaman olay şudur. Lütfen glikojen depolarınızın boşalmasını bekleyin. Yani tam doy ve en azından bir 5 saat açlık yapabilir. Bu sürede su, çay, kahve, bitki çayı, sade soda gibi enerji içermeyen içecekleri içmede hiçbir sıkıntı yok. Eğer kişinin yağ yakma amacı varsa kesinlikle 5 saat açlıkları görmek bizim için çok önemli. Peki kan şekerimiz oynarsa? Gene kan şekeri ölçümleri vesaire tip 1 diyabette gene yapılarak... Yanlış karbonhidrat tüketmezseniz kan şekerini kontrolünüzü çok rahat elinize alırsınız. Çok meyve tabakları, çok ekmek grupları, çok pilav makarna grupları yenmeden doğru karbonhidratlarda işte kuru bakliyatları, çorbayı, yoğurt grubunu kullanarak her gün karbonhidrat sürekli kullanmaya gerek yok. Bu işin özünde
protein ve yağ kaynaklarını en başta bitkisel yağ kaynaklarını artırarak, işte yumurtası, peyniri, zeytini, fındığı, bademi, cevizi olan bir kahvaltı, bol yeşilliği, salataları olan yemekler, zeytinyağlı yemek, doymazsanız 2-3 tabak yemek yemenizde hiçbir sıkıntı yok. Şimdi ben özellikle birçok diyetisyenin şunu demesini gerçekten anlamıyorum. 8 kaşık sebze yemeği. Gerçekten siz diyabetlilere bunu güvenle söyleyebiliriz. 8 kaşık da yeseniz, 16 kaşık da yeseniz bir ıspanağı düşünün. Kan şekeriniz oynuyor mu? Hayır, oynamıyor. O zaman doyana kadar sebze yemeği yemenizde hiçbir sıkıntı yok. Ya da doymadınız, üzerine bir avuç fındık badem yediniz. Kan şekeri oynuyor mu? Hayır. O zaman doyana kadar fındık, badem, ceviz de kullanabilirsiniz. Yani işimiz gücümüz doğru karbonhidratları kullanarak olabildiğine karnımız guruldayana kadar bir şey yememek aslında. Çok yemek, çok hastalık demek. Ama az yemek hiçbir sıkıntı yaratmaz. Özellikle bu Nobel ödülü alan Japon hücre biyoloğu şunu söyledi. Neden canınız grip olduğunda bir şey yemek istemiyor? Çünkü vücut yeme diyor, yeme çağrısında. Yani bu işin immün sistemi desteklemede de, hele ki şu dönemlerde, korona günlerinde, lütfen olabildiğine öğün sayısını azaltarak gitmeye çalışın. Bunu nasıl yapıyorduk? Doğru karbonhidratları seçerek. Yani biraz daha fındık, badem, ceviz grubuna yönelim yapacağız. Avuçlarla ya da tabaklarla diyeyim, avuçlarla yanlış oldu. Tabaklarla meyve yemeleri şöyle bir ortadan kaldırmamız gerekiyor. Süper. Bir sorun da bu zamanda, işte kışın biz genelde şey deriz hani, kışın havalar soğuk, vitamin desteği alın, ne bileyim işte bol meyve yiyin. Sebzeyin özellikle söyleyeceğim, C vitamininden bol besinlerle beslenin, C vitamini alın. Bunu tip 1 diyabet ve diyabet olmayan için de soruyorum. Benim kafamı karıştırıyor yani, hele de şu an evdeyiz. Ya biz takviye almalı mıyız? Yani bu iş takviyesiz olmaz mı? Ya da takviye alacaksak ne kadar almalıyız? Hem diyabetli olarak soruyorum, hem diyabetli olmayan bireyler için soruyorum. Bu kafamı karıştırıyor hep. Çiğ kuru yemişler, evet çiğ, onu hemen söyleyeyim görmüşken. Kavrulmuş kuru yemişleri bir şunu anlatayım, sonra da takviyelere geçeyim Gamze'cim. Tamam. Kuru yemişler trans yağlar arkadaşlar. Özellikle yüksek ısıda cevizin, fındığın, bademin içindeki, kajunun içindeki bizim kaliteli yağlarımız oksidasyona uğruyor. Bu da bizim için kalp damarlarının tıkanması demek. Kavrulmuş kuru yemişler yiyecekseniz hiç tercih etmeyin, daha iyi. Buradaki bahsettiğimiz çiğ kuru yemişler. Özellikle takviye konusuna geldiğimizde de şunu söyleyebiliriz. Eğer bir kişi her gün düzenli sebze yemeğini, bir miktar proteinini, işte kaliteli fındığını, bademini, cevizini, zeytini yiyorsa, işte abartılı olmayan, günde bir porsiyon meyve benim için yeterli, sebzesini, meyvesini yemeyle ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsa, o zaman takviye almasına gerek yok. Gerçekten gerek yok. Ama biz çok C vitamininin bu arada gerçekten özellikle iki tane Nobel ödüllü bağışıklık sistemini güçlendirmesiyle ilgili çok çalışma var. Ama özellikle buradaki etkisi damardan alınan C vitaminleri. Bunu biz merkezlerimizde de yapıyoruz da, hekimlerimiz yapıyor. Damardan alınan yüksek doz C vitamini özellikle kanser hücrelerinde, hücrelerinin yok olmasında, işte hastalık yapan hücrelerin nasıl diyeyim, yok olmasında çok etkili. Çünkü C vitamininin yapısı glikoza benziyor. Aslında yalancı şekere benzediği için bir kanser hücresi C vitamini çok rahat hücrede kullanabiliyor. Ama biz bunu oral yolla, ağızdan aldığımız takviyelerle değil, damardan aldığımız formlarla buradaki etkinliğini kullanıyoruz. Ama günlük şunu soran hastalarımız da var. Bir tane C vitamini işte günlük 1 gram ester C formu arkadaşlar. C vitamininin
kullanılabilir forma estercedir. Lütfen bir takviye kullanıyorsanız bunun esterc formunu kullanabilirsiniz. Günlük 1 gram C vitaminleri özellikle biz kadınlarda çok etkili çünkü kolajen sentezini de güçlendiriyor C vitamini. Kolajen sentezini de artırdığı için biz de kırışmak istemediğimiz için her gün C vitamini ne kadar alıyoruz da sıkıntı yaşıyorsanız bunu kendinize sorduğunuzda C vitamini ben yeterli alıyor muyum cevabında soru işareti koyuyorsanız günlük 1 gram C vitamini ester C formuyla güvenle kullanılabilir. Şimdi özellikle takviyeler konusunda kaliteli beslenme takviye ihtiyaç duyurmaz. Ama kaliteli beslendiğinizi düşünmüyorsanız çok multivitamin gruplarından yana vücudun neye eksikliği varsa magnezyumsa magnezyum, C vitamini ise C vitamini, B12 ise B12, işte D vitamini ise D vitamini. Bunları çoklu multivitamin gibi aldığımızda bizim ihtiyacımızı gerçekten karşılamıyorlar. Şimdi o C vitamini multivitaminlerin içerisine baktığımızda 20 miligram bir C vitamini bizim için çok yetersiz. Onu alsanız da olur, almasanız da olur. O yüzden neye ihtiyacımız varsa onu kullanmalıyız. Bu dönemde D vitamini, güneş ışığı lütfen bizim için çok önemli. Camdan güneş ışınlarının geçmediğini bilmeliyiz. Çıplak tene değmeli güneşi D vitamini ihtiyacımızı karşılamak için. Özellikle böyle saat 11 ila hani öğlen 2 sularında bir 20 dakika bizim için yeterli. Balkonlarımızda çıplak güneşe ten teması bahçelerimizde olabilir. D vitamini ihtiyacımızı karşılayabiliriz. Ama buna eğer bunu başaramıyorsak ya da yapamıyorsak D vitamini damlaları kullanabiliriz. Ben kendi hastalarımda özellikle K2 formlarıyla birlikte diyorum. D3, K2 damlalarımız var arkadaşlar. D vitamininin K2 şunu yapar. D vitaminini alır, kalsiyumu da aynı şekilde. D ve kalsiyumu alır, kas kemiklere geçiren miktar K2 vitaminidir. O yüzden bizim için damardaki dozlarından öte kas ve kemiklere geçen miktarlar da çok önemli. K2'nin bir diğer kaynakları bol yeşillik. Ya D vitaminini bol yeşillikle alın ya da D3 K2 damlalarıyla birlikte. Ama D vitamini düzeylerinizi bilerek. Karambolü D vitamini kullanmak insanlar zayıflatıyor diye çünkü zayıflayamamada da D vitamini eksikliği çok var. İnsanlar zayıflatıyor diye bunu şişelerce içtiler. Lütfen D vitamininin bilinçsiz kullanılmaması gerekiyor. D vitamini seviyelerimizi bildikten sonra ona göre yükleme yapmak gerekiyor. Şişelerce D vitamini karaciğer için toksik doz demektir. Bunları da unutmamalıyız. Bilinçsiz değil. Lütfen hekiminizle, diyetisyeninizle bunları sorarak kullanmalısınız diye belirtebiliriz. İki sorum olacak. Birincisi, şimdi bu takviye ve vitaminler haricinde bir yazı okumuştum ben. Bu ozon tedavisi. Mesela benim kolumda ağrı var bir tip 1 diyabetli olarak. Ağrılara iyi geldiğini bir makalede okumuştum. Bu doğru mu ve bu ozon tip 1 diyabette kullanılabilir mi? Yani nasıl bir şeydir bu? Özellikle bir soruyu gördüm. Çağla badem ve yeşil erik bizim için meyve grubunda tabii ki karbonhidrat içeriyor. Zaten şöyle bir dolu bir tabakta yeşil erik yediğinizdeki kan şekerinize baktığınızda ne kadar oynadığını görürsünüz. Meyve grubuna giren her şey bizim için kan şekeri demektir. Erik ve çağla badem de tabii ki karbonhidrat içerir. Ozon tedavilerine gelince şimdi şunu söyleyebiliriz. 1931 yılında Dr. Otto denilen bir hekim vücutta oksijen olduğunda kanser hücrelerinin o bölgelerde yaşayamadığını kanıtladı.
ve 1931 yılının fizyoloji Nobel Dünya Tıp Ödülünü aldı. Bu yıl 4. Nobel'ini alan oksijen molekülünü biz artık gözü kapalı kullanıyoruz birçok hastalıkta. Bu benim çok alanım olmamakla beraber kas içine, işte rektal yolla, serum fizyolojik yolla, PRP dediğimiz o kanla karıştırıp ozonu verilen yöntemler var. Bunu hekimlerimiz ayarlıyor. Oksijenlenen bir vücut bizim için her zaman hayat demek. Şimdi şunu söyleyebiliriz. Oksijen vücutta arttığında kanserleşme azalıyor. Neden? 1931 yılındaki Nobel ödülünün konusu. Oksijenlenen bir vücutta kanser hücreleri yaşayamaz. İkincisi, o bölgeyi oksijenlendirirseniz İnflamasyon dediğimiz özellikle artık bozulmuş hücre topluluklarından, ağrı mekanizmalarından olabildiğine kendimizi korumuş oluyoruz. Ben kendi hastalarıma da hep şunu söylüyorum. Oksijenlenen bir vücutta metabolizma her zaman hız kazanır. Neden? İstediğiniz kadar süper kalite beslenin. İstediğiniz kadar mükemmel işte düşük karbonhidratlar, yüksek bitkisel yağlar, işte ketojenik diyetler istediğiniz kadar yapın. Bakın hücrenin içerisinde oksijen molekülü azalırsa hücrelerin akciğerleri vardır, mitokondriler. Bunu duymuşuzdur. Mitokondrilerin oksijen olmayan bir vücutta oturduğunuz odayı altın kaplama yapın, oksijeni alın, hayat olur mu? Olmaz. O zaman hücre kalitesini belirleyen en büyük molekül bizim için oksijen. Oksijenlenen bir vücutta hücrelerin akciğerleri, mitokondriler, doğru mitokondriyel solunum, doğru akciğerlere oksijen geldi. O zaman ne olacak? Mitokondrilerimiz ATP üretirler. Doğru solunum yapacaklar. Yani hız kazanıyoruz. Bu zayıflamadan tutun, hastalıklı hücrelerden tutun, inflamasyondan tutun, oksijenlenen bölge bizim için her zaman sağlık demektir. Biz bunu kendi merkezlerimizde de damardan alıyoruz. İşte bu karantina olmadan önce hepimiz ozon aşıları yaptırdık. Kanımızı oksijenle, ozonla iyice hekimimiz çalkaladıktan sonra böyle hemşirelerimiz damardan kas içine ozon aşılarımızı yaptırdık. Yani bu bizim için immün sistemde de çok kıymetli, kilo vermede de çok kıymetli, kanser olmamak için de çok kıymetli, ağrı mekanizmalarında çok kıymetli. Ozonu artık gözü kapalı kullanıyoruz. Anladım. Teşekkür ederim. Son 15 dakikaya girerken daha soracağım o kadar çok soru var ki sen böyle heyecanlı heyecanlı anlatırken bir sürü yeni şeyler de öğreniyorum. Bu tip 1 diyabetlerde bağırsak sorunları oluyor. Yani uzun dönemli özellikle diyabet olmuş kişilerde atıyorum. Ne bileyim mide boşalması çok geç oluyor. İşte bunun içine farklı hastalıklar geliyor. Hem diyabet hem çölyak. Bu konuda bize neler söylersin? Hemen birkaç tane soru var, onları cevaplayayım. Kireçlenmelerde tabii ki ozon kullanılıyor. Bu arada ozonun iyi gelmediği bir şey ben hiç duymadım. Hiçbir yan etkisini de duymadım. Bu konuyla ilgili ozonu nerelerde yaptırabiliriz? Sibel sordu sanırım. Sibel'cim bunun cevabını ayrıyeten konuşuruz. Tabii ki güvendiğimiz hekimlerde ozonu göz kapalı yaptırabiliriz. Özellikle bunu fonksiyonel tıp dediğimiz fonksiyonel tıp da koruyucu tıbbın bir parçası. Hasta olmamak için neler yapabiliriz'in bir parçası. Fonksiyonel tıp hekimlerimiz yapıyor. Hani fonksiyonel tıpla ilgilenenlerle de burada bunu söyleyebiliriz. Özellikle Gamze'cim sorunu unuttum. Çok küçük, bir daha hatırlatır mısın? Yok, hemen hatırlatıyorum. Tip 1 diyabetlerde özellikle uzun dönem diyabetli olan bireylerde bağırsak sorunları yaşanıyor. Yani atıyorum mide boşalması 8 saate kadar, 12 saate kadar uzuyor. Bu normal bir şey mi? Atıyorum aynı zamanda da hem tip 1 diyabet hem çölyak. İşte tip 1 diyabet ne bileyim bağırsakla ilgili artı hastalıklarda olabiliyor. Bununla ilgili neler söylersin?
Şöyle artık beyin bağırsak aksını hepimiz biliyoruz. Bizim vücudumuzun en büyük sinir yolu nervus vagus siniridir. Burası bağırsakları etkiler, bağırsaklar tüm vücuda etkiler. Şimdi bağırsak bizim ikinci beynimiz değil, bence birinci beynimiz. Bizim ortalama bir insan bağırsaklarını açtığımızda ortalama 300 metrekarelik bir alan. 300 metrekarelik iki daire gibi bir alan düşünebiliriz. Şimdi bizim bağırsaklarımızda böyle tırtıklı yapılarda mikrovilüs dediğimiz yapılar var. Bu fırçamsı yapılar böyle işte o peristaltik hareketlerle, böyle dalgalanma hareketleriyle birlikte besinlerin emilimini sağlarlar bağırsaklarımızda, ince bağırsaklarımızda. Şimdi bir süre sonra diyabette, işte otoimmün hastalıklarda, emilim bozukluğu hastalarında bu peristaltik hareketler artık çok yavaş olmaya başlıyor. Ya da artık olmuyor ve o bölgelerde düz bir yapı oluşuyor. Yani emilim düzeyleri bozuluyor. Artık o siz meyveyi yediğinizde ya da bir eti yediğinizde bu hareketleri doğru başaramadığı için bağırsaklar o besini de vücuttan içeri alamıyor. O zaman ne yapacak? Dışarı çıkışını yapacak. Dönemsel ishaller mesela çok görürüz. Karın şişkinlikleri, hazmedememe gibi durumlarda karnımız kocaman şişer. Ya ben hiçbir şey yemiyorum ama karnım hep çok şiş dediğimiz durumlar olabiliyor. Kesinlikle bağırsak florasını düzeltmek gerekiyor böyle durumlarda. Şimdi sadece probiyotik takviyeleri al, bağırsakları düzelt. Bizim için artık bunlar eski bilgiler. Şimdi bir, olayın ilk önce o mikrovirüs yapılarını düzeltmek için bazı özel amino asitler kullanılıyor. Biz bunları hani çok spesifik anlatmayayım. O bölgelere ozonlar veriliyor. O bölgelerde yaşayan probiyotikler dışarıdan takviye edilebiliyor. Ya da işte biz hastalarımıza doğal fermente, turşu nasıl yapılır, sirke nasıl yapılır, şalgam nasıl yapılır, doğal fermente besinlerin nasıl kullanılmasıyla ilgili tarifler veriyoruz. Yani sadece probiyotik alıyorum ben, benim bağırsam düzeldi gibi bir şey yok. O bölgeyi oksijenlendirmezseniz, o bölgenin tekrardan mikrovirüs yapıları düzeltmezseniz, sadece o bölgede yaşayan bakteriyi verdiğinizde hiçbir işe yaramaz. O yüzden çoklu sürece giriyoruz. Yani o bölgeyi düzelten amino asitler, o bölgeyi düzelten oksijen damlaları veriyoruz ya da damardan oksijenler ya da rektal makattan verilen oksijenler var. O bölgeye doğru lifleri gönderiyoruz. Şimdi doğru bakteriyi verdiniz ama o bakteri doğru besini yiyemezse gene yaşayamaz. O zaman prebiyotik dediğimiz doğal fermenteler, doğru turşular, doğru ev yapımı yoğurtları, doğru sirkeleri kullanmakta fayda var. Yani tek başına hiçbir şey mucize değil. Bunu söyleyebiliriz. Çok güzel. Şimdi son olarak bu diyabetlilerle ilgili spor yapanlar hazır proteinler alıyorlar. Ben duyuyorum, protein tozu alıyorlar. Yok vücut yapacağım bilmem ne. Tabii diyabetini de doğal olarak kontrol edemiyorlar. Spor yapmak isteyen ya da yapan, atıyorum vücut geliştirmeye giden, kardiyo yapan diyabetliler için özellikle ya da amatör de olsa bir kulüpte oynayan, yüzen, basketbol oynayan bizim diyabetlerimiz de var. O yüzden de soruyorum. Ya nasıl bir beslenme tarzı yapıp da hem spor yapacaklar hem de regüle bir şekerle ve iyi bir beslenmeyle günü bitirecekler. Ardındaki sorun da son olarak bu... Hemen bir iki dakika duygusal açlığa girmek istiyorum. Ben galiba şu an duygusal açlık içerisindeyim. ona da bir cümle söylersen sonra sanırım ki bir 6-7 dakikamız var, bitireceğiz. Şunu söyleyebiliriz. Herkes spor yapabilir. Tip 1 diyabet, tip 2 diyabet, herkes spor yapabilir. Spor öncesinde şöyle bir burada ikiye ayırıyoruz. Eğer kişinin yağ yakma amacı varsa, kişinin yağ yakma amacı varsa, tip 1 diyabeti birazdan söyleyeceğim. Sağlıklı bir insan, kişinin yağ yakma amacı var. Kesinlikle spor öncesinde karbonhidrat almamalı.
Burası çok net. Neden? Amacımız şu. Hatta yapabiliyorsa 5 saati geçen açlıklardan sonra spor yapmalı. Neden? Çünkü karaciğerimiz glikojen depoları az önce anlattık bitirdi. Şeker deposu bitti. İkinci yakıt olarak vücut yağları yıkmaya başlayacak. O zaman 5. saatten sonra yaptığımız açlıklar bizim için çok kıymetli. Yaptığımız sporlar çok kıymetli. O zaman en iyi spor kişinin yağ yakma amacı varsa aç karnı yapılan sporlar. Eğer kişinin yağ yakma amacı yoksa profesyonel bir sporcu iyi bir kas kütlesi yapmak istiyorsa ya da bunu korumak istiyorsa artık yağ yakımını bu 5 saatten sonra vücut yağ yakımına geçtiği için bizim amacımızda yağ yakma olmadığı için doğru karbonhidratları bir miktar alıp popüler artık bir muz yiyip ya da bir tip 1 diyabette de kesinlikle kan şekerlerimize bakarak tip 2 diyabette insülin kullananlar için de lütfen arkadaşlar benim kan şekerim normal 100'de spora gireyim gibi bir şey değil. Hayır, enerji harcayacak vücut. En azından yanınızda bir karbonhidrat kaynağı bulundurarak kesme şekerleriniz işte tip 2 diyabette muzdur gibi hani basit karbonhidratlar bizim için önemli, tek başına karbonhidrat. En azından spora girerken bir 150 kan şekeriyle girin ama her ihtimale karşı yanınızda bir karbonhidrat kaynağı olsun. Şeker düşebilir. Çünkü siz insülin kullanıyorsunuz. Burası çok ayrı. Ama spor kişinin yağ yakma amacı varsa kesinlikle 5 saatten sonraki açlıklarda spor. O zaman sabah uyandık sporumuzu yapacağız kahvaltıdan sonra. Ama kişinin yağ yakma amacı yoksa kas yapma gibi bir amacı varsa ya da kilo kaybetmek istemiyorsa o zaman yağ yakımı olmaması için karbonhidratı, muzumu yedim, kahvemi içtim, artık spora girebilirim gibi. Tamamen amaca yönelik. Sorumu tekrarlıyorum. Bundan sonra ikinci soru. Ben duygusal açlık yaşıyorum kardeşim. Bu normal mi? Şu duygusal açlığı birazcık belki daha sonraki programlarda tekrar ele alırız. Çok kafaya taktım ben bu işi. Şu duygusal açlığı da açıklayıp daha sonra veda edelim. Hepimizde var. Bunu ben de söyleyebilirim. Şunu söyleyebiliriz. Duygusal açlık tabii ki fizyolojik açlıkla çok farklı. Canımızın sürekli hiçbirimizin canı gidip de et istemiyor. Hepimizin canı karbonhidrat istiyor. Yalnız olmadığınızı bilmelisiniz. Hepimizde aynı durum var. Ama lütfen bunun ucu yok. Yani yanlış beslenmenin ucu yok. En azından kötü karbonhidrat alacaksanız ben şunu söylüyorum. Saat 17'den önce almaya çalışın. Ya da o gün aldınız mı? Lütfen ertesi gün aklınızı terbiye edin. Gerekiyorsa mutfağa girmeyin. Başka bir şeylerle meşguliyet. Kitap okuyun, film izleyin. Karbonhidratların zararları yazın YouTube'a. Bunlara bakın. Kendimizi meşgul etmezsek her gün karbonhidrat yeme bağımlılığıyla karşı karşıya kalırız. Hepimiz yağlanıyoruz. Bunun profesyonel olup olmaması hiçbir ilgisi yok. İşte arkadaşlar biz de duygusal açlığa girebiliyoruz. O yüzden ben kendi adıma kendi meşguliyetlerimi evde bulmaya çalışıyorum. İşte kitap okuyorum, bir şeyler izliyorum, karbonhidrat okuyorum, işte zararlarını okuyorum. Karbonhidratlar bugün canımız istiyorsa yarın canımızın istememesi lazım. Beyni o şekilde koplayın. Ya da bununla ilgili eğer hiç karşı koyamıyorsanız lütfen erken vakitlerde tüketime, lütfen karbonhidratları aç karnı almayın. Karnım aç, işte bir parça börek yiyeyim, bir parça çikolata yiyeyim değil. Biz onu hep enerji dengelemesiyle ön plana atsak da eğer karbonhidrat alacaksanız canınız istiyorsa bir, tok karna lütfen. Aç karna çünkü şekerler zaten düşük. İyice yükselip düşüreceğiz. Bu zikzaklıklar sürekli insülini artırmak demek vücutta. Kendimize karşı koyamıyorsak 17'den önce alıyoruz. Saat 5'ten önce kesinlikle. 5'ten sonra karbonhidrat almıyoruz. Ve tok karna lütfen. Bu da çok önemli. Aç karna alınan karbonhidratlar bizi mahvediyor. En azından
Bir diğeri de meşguliyet. Çok iyi oldu. Şu an duygusal açlığım. Evet, doydum. Aç değilim ama ne zaman tekrar acıkırım bilmiyorum. Evdeyim çünkü. Dediğin olaylar çok doğru. Çok teşekkür ediyorum Gizem. Gerçekten çok değerli bilgiler sundun. Umarım arkadaşlar için de zevkli bir konuşma, zevkli bir sohbet olmuştur. Ben olduğuna inanıyorum. Ama bunları lütfen özellikle tip 1 diyabetli bireylere söylüyorum. Aa, ne güzel Gizem Hanım anlattı. Harika, masal gibi dinledik. Vallahi çok hoş. Bir saat nasıl geçti anlamadım. Değil arkadaşlar. Uygulayacağız. Başka yolu yoktur. Gizemciğim başarıların devamını diliyorum ve bize tekrar vakit ayırdığın için çok teşekkür ediyorum. Herkes iyi ki var. Gamzeciğim çok teşekkür ederim ben de. Ege Diyabetler Derneği Başkanısın. Bunu güvenle söylüyorum. Diyabet konusunda gerçekten çok iyi şeyler yapıyorsunuz. Tekrardan başka yayınlarda görüşmek üzere diyelim. Herkese çok teşekkürler. Evet, herkese iyi günler. Duygusal açlık yaşamayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Teşekkürler.